bir şeyse şu anda yayına girdik duymasın hı hı. ama ne diyor başka? Yok başka bir arkadaş demiş ki mesela ben adamı hava alanda gördüm bir sağ koşuyor bir sola gidiyor bir sağ adam yerinde durmuyor adamda büyük ihtimal hiperaktivite var ondan var dolayı mı? falan hissediyorum var gibi evet. Mesela lisedeyken falan var mıydı? Lisedeyken yoktu o şey dönemi ergenlik dönemi. Kızlara gibi. koşarken. Kızlara yok hiç yoktu. Bu kızlara koşmayan tayfadan mı? O lisede evet. vardır ya bir kızlara koşmayan bir bölüm vardır. Duygusal bir tayfa vardır ya biraz öyleydik ama bizim de, bizim lise zamanlarımızda öyle bir Duygusal bir şey şiir, vardı. Şiir şiir mi? Hiç yok bir ara okuyayım dedim de yok dedim <laughs> ben uyurma. okumayayım dedim yani. Ya ben ne soracağım size şimdi bu reklamcılık var ya. Evet. E, bunu biz Hande ile de tartıştık da içeride sizin gıyabınızda. Bu reklamcılık hikayesi mesela bu işte patladıktan sonra evet. siz bayılıyorum hepimiz hayranlıkla izliyoruz. Bana, mutlu oluyorum. E, yani. Siz böyle patladıktan sonra kendi e, stratejinizi yönetirken işe yarıyor mu yoksa insan kendinde çuvallıyor mu? Ben de çok işe yaradı. Hı. Ben çünkü bu şey var ya sosyal medyada reklam yapan insanlar tabi doğal olarak hoş karşılanmıyor. Hı hı. Ben de yani bir video izlesem komik güleceğim diye ya da bir şey. Sonra onun reklama bağlanması çok itici bir durumdur ya. Hı hı. Ben de o reklamcılığın verdiği bir artı avantaj oldu bana. Böyle o reklamı çok güzel karşı tarafa geçirme imkanım oldu. Çünkü benim reklam yorumlarımda böyle şey hep. Ya reklam olacaksa da böyle olsun izlenir. Ay reklamda bile güldüm keşke böyle olsa bütün reklamlar gibi dönüşler yaşanıyor bende. Çalıştığım böyle menajerler de mesela işte çalışıyoruz. Bir senaryo var mesela hı hı. güneş kremi bir şey yani. Ya diyorum ki şuradan geliriz şöyle olur. Benim şöyle bir karakterim var diyorum aklımda bak böyle yaparız. Buradan güneş kremini diyor, nasıl oradan oraya bağladın ya tebrik ederim falan diyor. O yüzden bu reklamcılığın artısı olduğu gibi hissediyorum, hissiyatım o. Şimdi tabii ürün, ben o ürünü düşünmemiştim. Şeyler, skeçler için düşünmüştüm. Ha skeçler için Ve bunu, oldu Ve bundan evet. sonraki kariyer planlaması için. Ama doğru tabii şimdi mesela Instagram'da falan o ürün de konuyor değil mi oraya? Tabii ürün de konuluyor. Ben bir o... de bayağı reklam yapıyorum yani açık ya, açık. Ya ben... çok para geliyor mu hocam? Çok para artık çok para ne onu bilemiyoruz tabii ama fena değil tabii. İyi, iyi bir kazanç var ya. Ceyhun hala mı düşük konuşuyor? düşük müyüm? Güzel dedim. Çok rahat başladım böyle güzel kendimi beğenerek <laughs> bak bak, başladım. Diyor ki Ceyhun yönetmenim biraz düşük konuştu, biraz diyor hani yükseltim sonra. Şimdi hala mı dedim yok yok konu paraya gelince yükseldi Ha diyor. sağ olsun Ceyhun abi. <laughs> Ceyhun yükselir. Herkesi kendi gibi zannediyor. Ee, para konusunda evet. Pa para göz müsünüz? Yok hiç değilim. Ha. Hiç para göz değilim. Hatta geçenlerde de bir şey yazmıştım böyle sosyal medyaya. Şeyim yok yani şöyle bir arabam olsa ya da şu şöyle güzel bir tane de şöyle bir ev alabilsek diye. Ben de orada diyorum acaba bende bir salaklık mı var? Estağfurullah. Gram içimde istek yok yani böyle bir ay şu da olsa ama insan istemeli de yani sonuçta kendi şartlarında. Bence mı? istemeli şarkı ama. Hani Ama yok da... bende de o yok yani. Kaç yaşındasınız? 37. 37 daha çok genç tabii. Yani şey. Daha genç mi? <laughs> çok genç. Yok çok genç hani tam böyle Ama çok... komedi yapmak için de yaşlıyız. Ya. Yani Hayır. şöyle Instagram yani Kim sosyal ya? medyada komedi yapmak için hani bayağı şakalar anne Aha. teyze bilmem ne. Bir yandan da 37 yaşındayım bir yandan da. Kaç sene daha böyle şaka yapabilirsin ama tabii ölene kadar yapma niyetindeyiz. Ya niye sonunda. 75 yaşında yap, yapınca tuhaf mı oluyor? Ne bileyim ama daha genç şeyi ya sosyal medyada böyle gençlerin kullandığı bir şeydi. Gerçi artık herkes yapıyor. Ama, Peki şu anda bir reklamcıyla konuşuyorum. Evet bir reklamcıya gibi. şu anda hitap ediyorum. Tamam. Mesela bence sosyal medyada buna YouTube'da dahil bu arada Instagram'da da 50-80 arasında büyük bir boşluk var. Ben o kanıya kapılmıyorum. Yani şöyle hmm, bir şey var. Evet. Ben isterim ki mesela benim yaş grubum mesela 70'li, 60'lar, 70'ler, 80'ler gibi böyle o grupta komik kadınlar, komik adamlar çıksın, böyle skeçler çeksin. Niye yok evet. ya? Niye yok? Ya niye yok? Şimdi ya yeniliklere de çok Hı -hı. açık, yenilikleri takip etmede insan da zorlanabiliyor ya bazen. Doğru söylüyorsunuz aslında içerik olarak yapılabilir bir şey ama bazen ben bile şimdi bir bakıyorum etrafımdaki insanlara. Ben kendimden 5-10 yaş küçük bir arkadaşla konuşurken. O, o nereden konuştun diyorum. Onu şuradan konuştum. O ne ki falan diyorum. Aa onu bilmiyor musun abi herkes orada falan. Ha, hani yeniliği takip etme. Onu sunma Sen da zor bir şey ya. Kendi yaş grubuna hitaben yapamaz mı? Yani, kendi yaş grubuna hitaben yapması lazım tabii ki. Orada evet. bir boşluk yok mu? Benim ya yani ben tamam sizi çok beğenerek izliyorum ama çok daha gençler bana komik gelmeyebiliyor ama benim Gelmiyor, yaş grubumdan biri. Ya, onu diyeceğim. Doğru. Mesela öyle bir şey olamaz mı? Yani 70 yaşındaki bir adam çıkıp orada skeçlerde komik bir şekilde kendi yaş grubunu yakalayabilir. Yaka, i̇şte bir 25 30 sene daha sonra bakalım ben onu yapmaya çalışacağım ölmezsem Hayır, 37 70 yaşında yaş da Niye geçe yani. geldim şimdi? Ha, geç niye mi? Geç? Ya ne bileyim şimdi şöyleydi atıyorum ben kaç yaşında 32 yaşında falan başladıysam eğer sosyal medyaya. Bir şey oluyor şimdi zaten çalışıyorsunuz, güzel bir işiniz var falan. Durun ya ben sosyal medyaya bir gireyim de komik komik videolar yapayım. Bu şimdi hemen böyle atabileceğiniz yani daha öncesinde hiç öyle bir altyapı yok. Birden de öyle bir şey olunca ne haber Gökhan abi ben komiyim aslında hani biliyor musun? Böyle videolar yapıyorum. Mesela kardeşime ben söyledim ben böyle yapacağım Oğuz dedim kardeşim böyle... Hı hı. Aynen abi yap filan böyle çocuk şaşırdı afalladı kaldı yani birden öyle girmek zor geliyor insana direkt yani ya hı hı. yaşını başına almışsın işin gücün var Ne lan bu maymunluk ne yapacaksın diye. ekranda oldu ama Allah'tan istediğimiz yönde evrildi konuları oradan devam etti güzel. Şimdi gitti yani. hani e, burun kıvıran o yakın çevre şimdi ne diyor? Ha, ya onu çok düşünüyorum ee, dediğiniz gibi bir başta insan şey zannediyor bu işlere girerken hı. bu her işte vardır herhalde. ...ya benim çok iyi çevrem var bana herkes destek olur falan... ...tabii onu kesinlikle bir şok geçiriyorsunuz yani... ...nerede bu insanlar... ...abi neredesiniz niye yoksunuz oluyorsunuz... ...şaşırdım ben de orada... ...hala da aynı istikrarda Hı. devam eden var... ...hala piyasadan kaybolanlar var ama... ...son zamanlarda da şunu düşünüyorum... ...bu saatten sonra artık o niye destek vermedi... ...bu niye gelmedi... Diye ...bir kenara bırakayım... ...kimler destek verdi abi... İşte ...kimler var yanımızda... ...pozitif olan durumlar ne... ...oralara yönelelim. ...artık oraları görelim çünkü... Hep bir arabesk düşünce var ya bizde yani. Ya bir evet. 300 bin takipçin var işte. İnsanlar evet. destekliyor gösterine geliyor. E sen hala bu niye destek vermedi abi filan hani hala şeyde kalmışsın yani. Bir akrabanda ya da bir arkadaşında evet. yakın arkadaşında. O yüzden onları artık kenara iteyim diye düşünüyorum. Mantıklıyım değil mi sizde benim? Estağfurullah o onu, onu şey yapmak bana düşmez de şey anlamda merak Yok, tecrübe ettim. Tecrübe olarak mı? Yok bilmiyorum o, o kadar mı yaşlıyım ya? Yok televizyon tecrübesinden? Ay siz mantıklı ben yaşlı mıyım? Televizyon yani, tecrübesinden bahsediyorum. Şeyler sıfatlar bu mu oldu? O Doğru mantıklı ben, bu... ben yaşlı. Benim potlarımla olacak şimdi? <laughs> ya gözlemcilik de var yani çok iyi bir gözlemcisiniz o da var. Ama ha, gözlemcilik evet. burada yaparken de o skeçlerle bence yani bir televizyoncu olarak baktığında dikkat ettiğiniz şeyde çok e, detaya girmeden o gözlemleri daha total vermeye gayret ediyorum. Evet evet diye. evet. Onu, onu bilerek yani bilerek yapıyorum. Belli bilerek, bir şey evet. neden onu seçtiniz onu merak ettim. Ya şöyle oluyor çünkü e, ya daha fazla insana hitap etmek için çok fazla derine inmemek gerekiyor. Bazı mesela çok daha muhteşem tespitler de oluyor benim yaşadığım bu. Şu var ya çok güzel bir detay. Hı hı. Ama diyorum ki ama bunu hani yansıtmak da zor olabiliyor bazen hı hı. sosyal medyada o bir dakikalık videoda o oradaki o duygu durumunu. Ve şey, ya diyorum ki bunun herkesin başına gelmiyordur bu ya. Bu çok tutmaz diye. Artık onu ayırt etmeye başladım biraz galiba sosyal medyada. Mesela başkası da fikir veriyor. Diyorum çok güzel fikir ama ha bu 3 milyon izlenmez de bu böyle 500 bin izlenir hmm. gibi. Öyle bir şey oluyor. Mesela... Yani ona işte 3 milyon izlenmesi hedef diyelim ki 500 binde kalmasın. Ya ama oluyor ya. Çünkü hmm. bakıyorsunuz işte bir tanesi 5 milyon olmuş. Öteki niye 1 milyonda kaldı diye. Ya bu arada ben o kadar etkileşim, rakamları hiç takılan bir insan değilim. Mesela sevdiysem videoyu böyle paylaşmamak için zorduruyorum ben. Hı hı. İşinde böyle karşı tarafa geçmesindeki en büyük etki bu gibi hissediyorum. Şimdi insanlar şunu diyor çünkü işte çarşamba günü video paylaşma. İşte etkileşim düşük oluyor o gün. Cuma günü atma, pazartesiyi bekle. Pazartesi ne. mi yüksekmiş? Benim mesela hesabımda gördüğüm pazartesi, salı, çarşamba yüksek. Hı. Perşembe, Cuma o kadar yüksek değil. Ha, ilginç. Ama şimdi o kadar severek bazen video yapıyorum ki... ...izliyorum ya bunu hani paylaşmam lazım bilmem ne... ...akşam on, cuma akşamı evet. fark etmez diyorum... ...yapıştır gitsin gökhan. Orada sürprizler çıktım böyle acayip izlenmeler. Tabii tabii, tabii hiç ha. beklemediğin noktalarda. En şaşırtan yani, video hangisi oldu? Yani ya yaptım ama deyip de böyle wow, böyle patlayan. En şaşırtan... ...herhalde bu Eva Neva diye bir serimiz var bizim... Hmm. ...anaokulu öğretmeni evet, serisi. Evet o çok... <laughs> Yani onu da çünkü şöyle başka videoların da altında Eva Neva bilme bu sırada tatildedir. Hani alakasız videoların da altında o yorumları görmeye başladım artık. O çok yüksek etkileşim aldı. Şu e işte sigara sağlığa zararlı. Sigara sağlığa için... zararlıdırı verdiğim Hı -hı. skeçlerim vardı zaten Hı -hı. kesinlikle. Şey çok komik diyor arabasını hani ilk günkü gibi asla. Ha evet evet onlar. <laughs> Orada, normal, o beyaz yaka normalde mesela çok tutmuyordu eskiden böyle beyaz yakası skeçlerinden korkuyordum. Ama o sigara sağlığa zararlı videoları da bayağı bir patladı. Yani çevrede duyduğum hep abi onu görüyoruz, bunu görüyoruz. Hmm. Son dönemde tutan 3-4 böyle çok büyük karakter var. Onlar iyi gidiyor. Evan Eve'ye ben de çok gülüyorum. Ya evet. O da o kadar basit ki yani geçen bir spor okuluna konuştum. Adam hakikaten birebir onu dedi. Onun adamın dediğini çektim yani. Sabah dedi yüzmeye 2 saat. Sonra tenise, sonra baskete, sonra dedi jonglörlük, sonra dedi şuraya, buraya. Haftada 2 gün atabiliriz falan. Hı -hı. Ben not alıyorum o sırada, evet, evet, halka falan, hemen çekiyoruz yarın, öyleydi. Peki, e, sizin çocuk haftada işte iki saat, şu üç saat bu şeklinde mi büyüyor? Yok o şekilde hiç beklemeye çalışıyorum <laughs> yok yok ya zaten şimdi bu gösteri takvimleri yoğunlaşınca <laughs> e, daha az görüşeceğimiz için yazın dedim bir yere gitmesin birlikte vakit geçirelim işte evet. tatiller bilmem neler öyle birebir ilgilenmeye çalışıyoruz ya. Yani. Gösteri şimdi Ağustos'ta çok 9 Ağustos'tan sonra değil mi çok yoğunlaşıyor? Ağustos'tan sonra Ağustos'a çok koymamaya çalıştık dediğim gibi sıcaklarına Eylül sonrası tam Aa, gaz ocağa kadar ya, Ağustos'ta da var 4-5 tane. Var değil mi? Var Hım, çünkü var, var. takvime bakmıştık. O yoğun değil işte aslında 50'den sonra ocağa kadar. Ne kadar mesela bu ne kadar bir yoğunluk oluyor? Haftada kaç tane gibi? Ya işte ayda 13-14 gösteriye kadar çok fazla. çıkılıyor evet. Ay ne kadar güzel ya. Ya çok güzel. O ya yolunuz açık olsun başınıza aşağıya paralar vallahi. yağsın. Yani Aa. çok da güzel. <laughs> hani şöyle olsun binler milyonlar izlesin hani böyle paralar yağsın. Ne güzel hafta yani ayda 13-14 çok iyi iki günde bir demek bu. Tabii tabii evet evet. Çok iyi. Ve şey işte bölge bölge yatıyorum Samsun'a gitmişken uh -huh. Trabzon'a geçelim bir şey yapalım böyle ayarlamaya çalışıyoruz onları tabii. Ya gösteri takvimi de insan o şeye alışınca. Ee, ne derler o yoğunluğa bu defa biliyorsunuz hani siz Hı -hı. işte alkış güzel muhteşem bir tabii. duygu sabah ama evde tek başına böyle simit çay ama yapma öyle. Ulan, dün gece ne yedik şimdi neyiz böyle filan onun şeyini Muteşin düşünüyor musunuz gerçekten yani öyle bir şey var mı gerçekten var, İçi, var, içinizde evet. böyle bir şey oluyor mu tabi tabi oluyor ya. ya olmamalı bence ama ya, yani. oluyor yani Bizi evet. üç gün o. gösteri koymayalım, sıkıntıdan patlıyorum yani böyle ha, şey oluyor. O, bir de sıkılma var. E, sıkılıyor insan. Çünkü gösteri yapmanın şu güzelliği var. Abi tat Samsun'a gidiyorsun, yolda bir sürü bir macera başına hmm. geliyor. Orada otelde muhabbet sohbet, gösteri tarafına geçiyorsun, seyirciler geliyor, fotoğraf çekiniyoruz. Orada bir muhabbet etkileşim. O kadar zevkli bir şey ki ya yolda bu da bir sürü malzeme meslek, çıkıyor. Ya tamamen mesleki deformasyon yemin şimdi Şimdi tamam diyecektim. Tamamen insan bir süre sonra bu ayıp bir şey değil bu arada yani. E, işine veya bulunduğu bütün ortamlara malzeme gözüyle de bakmaya başlıyor. Yani tamamen evet. değildir. Mutlaka onlardan aldığımız sevgi çok güzel. Onlara sarılmak çok güzel. Ama evet. bir taraftan da malzeme var ya abi bak şimdi ben neler göreceğim. Tabii tabii biz işte hevesleniyoruz not yani. Not mu alıyorsunuz? Ya o an çekemiyorsam not alıyorum. Hı -hı. Ama o an çekebiliyorsam dur hemen şunu çekelim. Yani Şip, yanındakine hı. hemen telefonu verip şunu çek abi. Hı hı. Ama olmadıysa tabii hemen bunu dur bunu yaparız notunu alıyorum mecburen. Videoları hemen mi çekiyorsunuz? Hemen çekince çok keyifli oluyor. Hatta hemen evet. de paylaşırsan daha da keyifli Öyle oluyor. Öyle Yani çok büyük bir, şunu soracağım montaj anlamında çok büyük bir geride emek var mı? Yani bazı videolarda var. Hani mesela bir iki tane tekelci videosu falan vardı onu baya yazdım part part çektik gün gün seslendirdim ettim. Ama bazı da... Hiç ihtiyaç olmayan da oluyor. Çok büyük şeyler. Ben kendim yapıyorum montajlarımı zaten. Hep Programları kullanabiliyorum reklamcılıktan gelme olduğum için. Bir de başkasına verince senin istediğin etkiyi de alamıyorsun. Hani <laughs> ne kadar profesyonel olursa olsun benim oradaki bir bakışımı istiyorum orada bir o dumur olmam. Orada iki saniye bir boşluğa kalmam. Mesela çocuk görüyor o arayı atıyor hemen hani boş diye orası atıyor filan. Kendin yapman daha iyi. Ama zaten sosyal medyada ya benim içeriklerde benim tarzım içeriklerde bu kadar çok profesyonel durmasına gerek yok gibi hissediyorum zaten. İşin doğallığı ya biraz da çok montaj yapıldı, çok bir şey yapıldı. İşin de tadını kaçırıyor gibi hissediyorum bazen. Peki şöyle bir duygu oluyor. Şimdi buradan yola çık. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Ama şimdi Gökhan Bey böyle anlattığı için mütevazı bir şekilde seyircide şöyle <laughs> bir şey de oluşabilir. Ya adama bak yani güzel çaparma. işte üç saniyede çekiyor biz milyonlar izleniyor. Bak evet. ne güzel ya az emekle çok getiri gibi bir kafa oluşabilir. Aslında öyle bir şey değil bu ama <laughs> evet. E, böyle bir şey bazen de, ya hayat ya hayatta aslında böyle de rahatmış duygusu geliyor mu? Geliyor. O kadar yıllık çünkü dirsek çürütmeden tabii. sonra reklamcılıktan sonra ki o da zor bir iş. Çok zor bir iş. Bu tarafta biraz emeklerinizin karşılığını Hı -hı. alabiliyor olmak ve takdir edilme duygusu falan bunlar tabii ya insana katan yani güzel <laughs> ne güzel kardeşim oluyorsun ama diğer taraflar biraz zor ya yani ülkeden ülkemizde mi öyle bilemiyorum ama reklamcılık kısmı ciddi. Çok zor zordu yani geceli gündüzdü ve gün sonunda çıkan şeyden herkes nefret ediyor seyirci bunu izlemek istemiyor filan ama gece gündüz çalışıyorsunuz yani orada hı, hı. E, emek de karşılığında aldığınızda çok belli rakamlar yani bir sizi tatmin etmiyor ya da kaliteli böyle düzgün yaşamanıza olanak vermiyor o yüzden bu tarafa böyle tabii iyi ki geçmişim hı, hı. oldu yalan değil peki şimdi reklamcılık yayıncılık gibidir ya Evet. hızlı düşünme, e, çabuk ifade etme, karşı tarafın bunu bir kere de anlamasını umma gibi böyle silsileler halinde devam eden bir akış var ya orada. Evet. O zaman bu sizde e, şey e, kişilikte de bazı deformasyon, deformasyon derken mesela bir, bir şeyi iki kere anlattığınızda sinirlenme Evet. evet. Nereden bildi <laughs> hakikaten öyle ya. Şöyle ya işte evet. e, mesela biz içeride az önce karşılaştık. Ben direkt kafadan sonuç odaklı olduğum için hani hiç öyle şeyle vakit. Ay soyunmayın dedim. Soyunmayın yok evet. Direkt hani merhaba hoş geldiniz. İşte ben aslı merhaba çok seviyorum. Siz anladınız Soyunmayın Gökhan bey şortunuzla harikasınız. Şezlong yapalım. Ne olur dedim direkt. Anında o da hiç ikiletmeden. Aa öyle mi? Bunun üzerine şöyle bir gömlek var dedi. Konuşma böyle kapandı. Bu arada aa evet. hoş geldiniz dedim sonra. Şimdi hani bu, bu sonuca ulaşan yani sizin iş için soruyorum. Bu delirtiyor mu sizi? Bir kere de anlamayanlar. Yani ya, ya şöyle onu son dönemde yaşıyorum dediğiniz şeyi ama yaşamamak için de kendimi de hı hı. eğitmeye çalışıyorum. Yok hani sakin ol. Çünkü şu var. Herkes seninle aynı kafada olmayabilir. Herkes o an seninle aynı şeyi düşünmüyor olmayabilir. Mesela kardeşim bu ara hı hı. bazen video çekerken deliriyor. Ben delirdiğim için o da deliriyor şey böyle yani sanki Nuri Bilge, herkes Nuri Bilge Ceylan. Hı hı. Bir, bir şey çekeceğiz Nuri Bilge Ceylan. Böyle deliriyor. <laughs> <laughs> bir gerilme abi filan. Bir de ben makarasına da çok şey yaparım ama. Aynı sizin gibi yani gördüm. Hı hı. Abi 8 saat konuşalım, kanka olalım ondan sonra şaka yapalım değil. Ofise şu an mesela bağlı olduğum ajanslar var. Ben girdi mi sen, sen ama şeysin ha bilmem ne hani. Direkt böyle bir şakayla giriyorum. Çünkü beyin öyle diyor çalışıyor ki, ya. Kardeşim de diyor ki sen öyle yapıyorsun da abi, onlar anlıyordur inşallah. Sen mesela orada ben makara yapıyorum. Şunu al abi. Dün sen abi al şunu falan yapıyorum böyle. İşte onlar abi gerçek zannediyor. Bile bile vahayet dedim gerçek zannetmiyorlar oğlum. Şaka yapıyoruz. Ya da bir telefonu elinize verip hemen şöyle beni çeksene dediğim zaman... Bakıyorum karşımdan çok şey bekliyorum aslında. Oyunculuk yapsın, ses versin, o sesi güzel yapsın. Kareyi falan. doğru ayarlasın. Onu oluyor. ayarlasın. Şunu şöyle çek demekle olmuyor o iş. Bazı insan biliyorsunuz böyle telefondan böyle Aha. bakar sizi çekerken hani böyle. Diyorum ki buradan beni izlemene gerek yok. Bu çekiyor zaten. Sen benimle konuş, diyalog aksın, hmm. organik olsun orası hani. Bu çok şey Günlük beklemek ama. Olsun. Diyorum ki ulan işte herkes de senden aynı kafada değil yani. Tek evet, tek. evet. Bir de herkes oyuncu da değil ki abi adama veriyorsun telefonu. Hı -hı. ya Ben bazen garsona veriyorum mesela. Kanka diyorum, şunu tutar mısın? Hı -hı. Adamın işi o değil yani. Yani do doğuştanmış gibi gelen ya da bu meslekle çok rahat kazanılan bir bazı özellikler başkaları için çok uzun bir süreçte Tabii, evet, şey evet, yapabiliyor. Evet. Yani bu, bu aa adama bak ne yetenekli diyor. Ama adam aslında doğduğundan beri öyle yaşamış. O kafada yaşamış. Ya gibi. biz bir araba çekim, araba şeyinde böyle bir servis, oto servis yani kurumsal bir markanın servisinde çekim yaptık. Ee, tabii ...iki gün boyunca falan böyle... ...bir usta var, Hı -hı. adam kırk yıllık usta yani... ...arabayı söküyor, takıyor. Hı -hı. İşte ışık yanınca abim... ...şey oldu... ...bizi konsepte işte gerçek ustalarla çekelim falan... ...niye öyle <laughs> bir girdiysek. Işık yandı, adamcağız bir cümleyi bitiremiyor bir türlü. Hı -hı. Ve akşam oldu, saat iki oldu artık... ...ter basıyor. o Arada şey dedi adam, senin kazandığın para var ya... ...sana helal dedi, yani ben şunu yapamıyorum... abi Hı -hı. ...arabayı sök, tak ama ben bu cümleyi kuramıyorum... ...diyor ışıklar yandığında. Peki... Hani bir böyle bu yaşlar tam 37-40 civarı insanın kendini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sorguladığı yaşlardır ya. Bu 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 skeçler evet. yani şu anki ün yani reklamcılık kısmını söylemiyorum. Şu pastanın üzerinde çilek gibi duran şey. İnsanın kendini gerçekleştirdiğine ya da gerçekleşme yolda hızla ilerlediğine ilişkin inancı arttırdı mı sizde? Ya arttırdı. Sürekli şey de istemiyorum aslında böyle hedef 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 koyma güzel bir şeymiş aslında. Ya bu sene şunu yapalım. Hı hı. Çünkü geçen senelerde bakıyorum hatta bazı videoların da var yani. Bu sene şunu yapacağım arkadaşlar deyip hakikaten yönelince ve oraya emek harcayınca hı hı. oluyor. Ama sürekli de şunu da yapmalıyız, bunu da yapmalıyız. Bir de şimdi çevremdeki diğer fenomenlerde de gördüm. Biliyorsunuz bazı insanlar sizi böyle bir durduk yere bir yetersiz hissettirme vardır. Yani mesela ne yapıyor? Mesela işte yapıyorum. Abi gel göster gösterim 2200 kişi toplamışım Bostancı'ya. Ha bu benim hayalim anca olur değil mi? Yani bir insanın böyle bu işlere girmeden önce 100 kişiden 2200 kişiye çıkmış. işte Ankara gidiyoruz 1200 kişi, 1000 kişi ve çok coşkulu geçiyor muhteşem. Bu şu an başardığım bir şey benim. Bunu başarı tam bunu mutluluğunu yaşayacakken ya sana Acun sana niye gelmedi ya hala? Onlar oluyor canım. Abi niye şu an gelsin? Şu an iyiyiz. Bu anı yaşayalım, mutlu olalım değil mi? Yoksa sana kimse şey yapmıyor mu ya? Peki. Hadi bu sene bunu şunu yapalım. Ben yapacağız. Tamam bir dur. Hani Peki bu niye sizi rahatsız etti? Niye? Çünkü sürekli şu bir de ya illa birileri bizi görsün. İlla biri bana el atsın. Hı. Mesela ben şu an yaşadığım şeyde kimse el atmadan e, elde ettiğim bir şey bu. Hakikaten. Kimsenin el atmasına hı hı. ihtiyaç duymadan. Yani 50 kişi, 30 kişi, 100 kişi gösteriye, 200 kişi, 300 kişi. hani düzgün e, etrafımdaki o ekip düzgün hı hı. ekiple ilerleyince kendi kendimize elde ettiğimiz bir şey. Ya durduk yerde birinin beni sahiplenmesi, bana kol kanat gelmiyor. Ya niye böyle bir şeye muhtaç olayım ki şu an yani? Evet. E ya bizde hep bu var ya ülkede. Hep biri sana sahip, onu aldı yükseltti falan. Ne gerek Benim var? Benim kendini bu? gerçekleştirmeden anladığım aslında insanın her ortamda kendisi gibi olabilme konforunu elde etmesi. Evet. Onu, bu, bu, bu ün size aslında onu getirmiştir diye düşünüyorum. Daha kendin korkmadan hani korkuyorsunuz geçmişte diye söylemiyorum. Korkmadan daha rahatça kendiniz olabilme lüksünü belki Getiriyordur getirmiştir diye düşünüyorum. doğru getiriyor evet. Ve zaten insanın o kendi olma Hı -hı. lüksüdür ya onu yükselten şey zaten o. Zaten insanların sizde sevdiği ya da nefret Hı -hı. ettiği şey de odur aslında yani sizin o rahatlık bir bazı böyle patronlarda falan olur diye rahat adam söyler. "Dördüncü lan ne komik adam ya" falan. Çünkü biz rahat kendi rahat konuşamıyoruz gidin. onun yanında. Çünkü adam rahat konuşuyor. E tabi o rahatlığa erişme Sonuçta şu durumda bir de hani bir insanın böyle bir şeyi açık sözlülükle söylemesi, hı hı. yani bizim ortamda hiç söylemeyeceğimiz bir şey rahat rahat söylemesi, o adamı ön plana çıkartır. Yani hı hı. Hakikaten ya böyle bir şey var adam ne kadar açık sözlü dersiniz. Hı hı. Dediğiniz gibi o kendine güven ya da onu söyle söyleyebilme lüksü bir yükseltiyor insanı. Şey misinizdir, e, Sivri dilli sert misinizdir? Yani e, böyle bir konuşurken hani ya, çok özür sana... dilerim akım derken. <laughs> siz burayı diyecekler. Yok, şeyim çoktur. Pot kırma <laughs> Şeyim çok. Çok yüksek potansiyelim. Ama öyle yok ya. Hani karşıdakini kırmamaya hı -hı. E, gayret ediyorum. Poponuz kalktı mı? Yok, kalkmadı. Yani, yani böyle havaya girdiniz mi böyle? Yok, kalkmadı. Hı -hı. Yani kalkmaması hissetmiyorum zaten aslında. Hı -hı. Bunu sürekli düşündüğümüzde kendi içimizde de konuştuğumuz muhabbetler. Ya, evet. Mi? Diyorum ki çünkü şu var ya, Abi sen artık hı, -hı. Herkesin ulaşamaması lazım abi artık sen herkes de şeysin filan. Hissetmiyorum diyorum abi yani hissettiğin zaman öyle olursun zaten. Ama ben şu an öyle daha ben buraya burada mı yiyeceğim? Orada mı yiyeceğim? Hani o, onu hissetmiyorum yani. Hı hı. Tam tersi seviyorum da aslında şeyi. Neyi? Nasıl nasıl şey yapılır? Her yerde olmak çok hoşuma gidiyor. Değil yani mi? çok zengin lüks bir otelde kalmak da tam tersi böyle <gülüyor> <gülüyor> Çok dantelik ya da düşük bütçeli bir yerde olmak da ikisi de aşırı hoşuma gidiyor. Zaten zekanın yani. en önemli göstergesi adapte olabilme yeteneğiymiş. Öyle miymiş? Aynı Öyleymiş. Çok... Güzel Stephen Hawking'in lafıydı bu. Rahmetli. Evet. <laughs> Oymuş. Yani insanın her ortama, her koşula neyse, her ülkeye, her coğrafyaya adapte olabilme hali çok zaten onu... ...belli bir yere taşıyor ya... ...ne var ki bunda değil mi? ya Artık ben şurada yerim... ...burada yemem. Ne bu yani? O zaman salaksın. Yani adapte olamıyorsun. Mal. Hani şey evet. anlamdasın söylüyorum. Evet evet. Yani bir şey bir kalıba girdin... ...ve onun evet. dışına çıkamıyorsun gibi oluyor. Ya bir de bu benim aşırı... ...hoşuma gidiyor. Böyle olma daha güzel. Mesela sürekli böyle... ...çok elit bir yerde de dursam aşırı sıkılabilirim yani. Fena da olmaz ya. Şöyle Hı? lüks içinde yaşamak. Lüks içinde yaşamak tabii güzel ama... Bir, bu saatten sonra bir şey yapamıyorum ya. O kadar. Şimdi o zaman soruları soruyorum. İktisattaki İsmiden. temel kural şeydir ya. İnsanın geliri arttıkça mesela önce e, margarin kullanırken tereyağı kullanmaya başlar. Evet, i̇şte klasik geyiktir ya. Bu daha birinci gün onu öğretirler okulda. Şimdi biraz hani e, para kazanma yani bu işten diyorum. Öbür işi söylemiyorum. Para kazanma başladıkça değişen bir tüketim alışkanlığı oldu mu? Evet. Bazen bir market var ya siyah logosu var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bazen ona gidip. Nispeten pahalı olan. Pahalı olan. <laughs> bazen ona girip ama bazen her zaman <gülüyor> <gülüyor> ayda bir filan yer belki. Ona girip o alakasız şeylerden alıp eve ne? böyle. Sen ne? Ya çok da bir şey değil ama orada bir Javier ha, değil de neydi lan o Anciyes Anciyes onu beğenmedim çöpe attık sonra. <laughs> Bilmem neydi. An oradan Anciyes. Atıyorum ya Anciyes. ...aa işte bilmem ne portakal suyu filan. Çok da büyük de bir alışveriş değil bu arada hı -hı. yani. Ufak tefek. Aa Taco. Hı hı. <laughs> Onları ama aşırı böyle şey yapıyor. İnsanı motive ediyor yani. Ama diğer türlü sonra üç harfli marketlere de gidip hani tuvalet kağıdını şeyi Biraz havlu az, kağıtları e, oradan oluyorsun. Bir kere yani. dürüst olalım burada. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz evet. da. Ama iş tuvalet kağıdı almaya gelince ha, nerede en ucuzu <laughs> <laughs> <değil> <laughs> yani, evet abi ya. Deterjan, tuvalet kağıdı. Kağıt havlu nerede en ucuzu nereden alırız bunları da hesaplıyoruz. Ben buyurdu. gayet gidiyorum kasiyer <laughs> şaşırıyor. Aa sen buralardan alır mıydın diye. Niye lan hep buradan alıyorum. Şey, i̇şte o üç harfler. Hangi <laughs> hepsine bakıyorum ben ya. Yani. bismillah üç harflerden. <laughs> ya, üç harfler. <laughs> ha pardon yani bunu iki... <laughs> ya benim bir e... Kuzeli var da o başka bir markette çalışıyordu. Onlar rakiplermiş hı hı. böyle falan. Onlara üç harfliler falan diye böyle saldırıyordu. O, oradan aklımda kalmış. Peki televizyon ölür mü? Ya, televizyon ölür mü? Bir reklamcıya soruyorum sanki. bunu. Yok yok reklamcı olarak soruyorum. Televizyon ölür mü? Hala ya kolay ölmez gibi hissediyorum ya. Ya da öldü de ama duruyor açık yani. Ben hala televizyonu dün bağlattım tekrar. Hı hı. Ben hala bağlatmadım. Arkada duruyor. Ben bir yıldır bağlatmadım. Öyle mi? Ya aslında güzel bir şey ama ölmüyor da ya bir yandan bakıyorsunuz. Çünkü televizyon ünlülüğü hala ayrı bir şey gibi geliyor evet, bana. Evet, evet o var. O bir kurumsal ünlülük gibi. Kesinlikle. Yani birilerinin size hani kaşe basarak Evet seni çalıştırıyorum gibi bir ünlülük bu. Sana bu ekranı teslim ediyorum gibi bir ünlülük. Adı konulmuş bir ünlülük yani. Selebritçilik yani. Ama şu da var. Ee, televizyon hani mizaha bakış anlamında da değişen jargon. Bu arada bu da dil evet, de dahil. Evet. Adapte olmuyor ya da bilerek olmuyor ya, ya olmuyor, da olamıyor. Ya olamıyor. Olamıyor. Evet, bir şey var yani. ya da ihtiyaçlarını hissetmiyorlar. Ya da şöyle soracağım. O baktığınız yerde yine reklamcı olarak soruyorum. Skeçler için sormuyorum. Hı hı. Ee, televizyon yaşlı mı kaldı? Çok yaşlı kaldı. Yani aşırı yaşlı kaldı. Çünkü ya bir de alışkanlıklar da aşırı değişiyor ya bir hı hı. de hakikaten televizyonda bir şey dururken buradan devam bazen buradan bir şey bakarken ona bakarken ayrı başka bir şeye daha bakıyorsunuz. Ya bir yani ben yerde. öyleyim. Ben... Yani beş ben... ayrı şeydeyim. Aynen öyle ben de öyleyim yani. Hı hı. De hangisini açsam yatmadan önce tek tek hepsine Twitter bilmem ne Instagram hepsine bakıyorsunuz falan. E Kesmiyor artık bir de oradaki şey sizi. Çok yavaş ilerliyor. Yavaş mı ilerliyor? Televizyon. Diziler kısmı. için mi söylüyoruz bunu? Diziler programlar biliyorsunuz de hı hı. uzadıkça uzuyor. Bir duygusallık her yerde aynı hı hı. şey. Yani işte aşçılıkla ilgili bir yemekle ilgili program yapılıyorsa, o çocuğun dedesinin vefatına kadar iniyorsun yani yarışmadık programında yani ne gerek var Ay abi? az önce bana yani. hande şimdi birazdan size gösteririm program bitince bir tanıtım göndermiş şeyin bir başka televizyonda bir yemek programı gibi böyle bir Hı -hı. değişik hani yani hani bu kafayı nasıl elde ettiklerini evet o yüzden yaşlı kalıyor tabii. Bu yaşlılıkla falan açıklanmaz ama bu, bu, bu an başka Yani ne bileyim şimdi televizyonda da şey de yapamıyorum gömemiyorum. Geçen şey bu. Okan Bölgen'de gördüm böyle ben mesela dümdüz gömüyorum ama Okan abi hiç gömüyordu falan da. dedim ki mesela kalitesiz demek istemiyorum ama bir tuhaf yani evet. Televizyonu mu dümdüz gö gömüyordunuz televizyon programları Hayır hayır. Bak şimdi hemen bak bak bak. Çok seviyorum bu bel altı vurmaları şimdi gelip <laughs> burada bir anda televizyonu mu gömüyorsunuz? Televizyon ha, onun gibi program. oluyor evet evet. <laughs> Ya da biriyle ilgili şu var ya bu öyle yapabilir falan diyorum. Bakıyorum hiç o öyle benim gibi tecrübe var yani benim gibi düz gömmüyor yani. Ben böyle haralı güreli. Stratejik misinizdir? Bir aradayım ya biraz stratejim var galiba ama çok da stratejik yaşamayı sevmiyorum. i̇lişkilerde? İnsan ilişkilerinde? İnsan ilişkisinde hissetmiyorum. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> <laughs> Bu bile ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor değil mi? neyi Kelimeyi hissetmiyorsunuz ya. Stratejik olduğumu Ha siz anladım. Ya şuradan kaynaklı yani aa işte buradan bana bir şeyler gelir. Buraya biraz yanaşayım mı? Yo, ben o anlamda. Öyle değil değil mi? O o? Bak, o zaten şey Konuk hiçbir soruyu doğru o, Hayır canım o fırsatçılık, faydacılık, fırsatçılık o başka olabilir. bir şey. Ha, yani strateji daha başka bir şeydir ya. Hani şunu şimdi Hı -hı. söylemeyeyim de konuyu şöyle Hı. gireyim gibi gibi. Olabilir. Yavaş yavaş öyle oluyor olabilirim evet. Hmm, ısıta ısıta. Olabilir. O zaman şey de çok iyi yönetirsin sen hani o reklam. Karşı tarafın böyle damarını. Damar bu bence siz damar, damar bulma üstadısınız. Sağ ol, damar damar farkında siz... değildim bak ama. çok kötü bir espri yapacağım kendimden tiksin şu anda. Benden tiksinmeyin. Yok, yok, hani damar yolunu şey bulur ya hemşireler. <laughs> yok damar. Allah'ım sen beni affet Rabbim mübarek günüde kesin be dedim mi hocam Cemil Bey <laughs> şey damar bulma istihdasisiniz olabilir doğru söylüyorsunuz farkında değildim şu an siz söyleyene kadar bence iş bu ya hepimizin işi bu ben de şu anda mesela sizin damarınızı yokluyor olabilirim ya bu şeydir siz de hani programda e, siz de bir işi satarken reklamı şey yaparken damar yokluyorsunuz doğru gösteride de mesela etki şey hmm. interaktif çok yapıyoruz yani atıyorum orada da ters bir şey söylendi Aa onu oradan çevireyim ha, şuraya. Alayım. Var mı Yönetimle öyle şeyler? Durumu, tabii. Var mı öyle şeyler? Tabii tabii. En büyük çuval... Çuvallama olmadı ama mesela geçenlerde bir şey oldu. İki kişi gelmişti biraz artık kafaları mı güzeldi ya da bir rahatsızlardı. Ben beğenmemiş de olabilirler bilmiyorum. Kendi aralarında ama çok yüksek sesle mi konuşuyorlarmış. Hı. Arkadan mesela şey geldi. Gökhan Bey güvenliği çağırır mısınız falan. Ben hayır, hayır ola ne oluyor? Oğlum burada iki kişi bizi rahatsız ediyor falan dediler. Mesela o durumda o olayı eğlenceli bir şekilde çözümleme hı hı. anındasınız. Çünkü gösteri an devam ediyor. Ve orada mutlaka bir şakayla o olayı çözmek zorundasınız. Mesela orada arkadaşlar susar mısınız dedim. Tamam olur dedi. Bu kadar kolay mıydı lan falan oldu böyle. Bir arada da güvenlik geldi konuştu. Onlar da gittiler galiba filan. Öyle o anlık ya da mesela bazen kavga eden seyirci de hı hı. önündeymiş. Ona bir şey olmuş filan. Orayı yönetmek zor oluyor mesela gerçekten. Tabi biraz da tecrübe işi yaptıkça öğreniyoruz. Doğru ya. Evet. O an bir de pozitif geçirme. Hani sizin de eh yeter be bana ne falan deyip gidemiyorsunuz. ya? Yani 600 kişi gelmiş şimdi oraya. Hı hı. Oraları yönetiyorum mesela. Bu, bu araları öyle hissediyorum. Yönettiğimi hissediyorum. Peki yani o yazılan elini kolunu koyacak yer bulamıyor evet. hikayesinde. Kendinize dikkat edince şimdi el kol doğru yerde mi? <laughs> Hayır hala doğru yerde değil galiba. Allah'ım soramıyorum. Bazen evet, evet videoları izlerken ne kadar çok aktifmişim diyorum. Ne, e kadar ne var o güzel bir şey. Mi? Güzel, güzel ne var bir açımdan. şey seviyorum da evet. Yani el kolda ne var ki yani oynatmada? Yok da bazı insan belki izlerken yorulan da mı oluyor anlamadım yani. Yani ben şey değil bizim gösterilerde hani oturayım konuşayım ya da düz durayım değil hani. Yatmalı kalkmalı zıplamalı atlamalı öyle yani. Peki şimdi bu yeni kariyerin getirdiği strateji kapsamında nereye evrilecek işler? Ay ne soru nasıl cümleler? O, de... Evet soru. Niye ben bu kadar yüksek şey? Yani film geliyor filmi biliyoruz film geliyor değil mi şimdi film ne zaman geliyor hangis? Ya, ya yok filmle ilgili şöyle görüştüğümüz yerler var çok da yok ama yani insanlarda şey var ya sürekli abi dizi yapmayı düşünmüyor musun? Abi düşünüyorum da <laughs> şu an sadece ben düşünüyorum oluyorduk bir zaman şimdi böyle bir e, yapımcılarla görüşme başladı ama ben böyle sinemayı da seven bir insanım ha, ama şöyle şu yönetmen kim falan deseniz bilmem ama film izlemeyi işte Türk Hı -hı. sineması yabancılar bilmem ne çok e, takip etmeyi takip ederim severim e, o noktada orası başka bir profesyonel Hı -hı. istediği için ya çok orada böyle güzel bir şey olsun farklı olsun mutlaka farklı bir konsept olsun bir fikir olsun işin içinde e, derdim var ama şu ana kadar da görüştüklerimizde öyle bir dert yok Altı kadarıyla. Hadi ya. Evet yani şeydi sağ olsunlar tabii beni hı hı. şey düşünüp gelip teklif vermeleri bile çok güzel bir şey ama kafaya uymuyor. Orada derdim şey yani hiç acele etmeden böyle içimize sinen ve insanların da izleyince aa bak adamda bu da varmış ya helal olsun demesini istediğim bir şeyler gelir inşallah. Ya orada mesela para kazanmasak da olur diyorum hani çünkü şey ya. ...bütçesi düşük olsun ama şeye satarız... ...şuraya yaparız. Adam da bu da varsın... ...helal olsun. Dedirtecek ne var... ...başka bizim görmediğimiz? Bir dakika. <laughs> ne var? Şöyle... ...ya şundan kaynaklı. Benim için mesela videolarım... ...komedi üzerine. Hı -hı. Ama mesela benim en sevdiğim komedi videolarım... ...duygusal... ...olan komedi Hı. videolarım. Mesela ben, ben de... ...en çok yer eden onlar her zaman. Mesela işte babanın evladını... ...uğurlarken göz gözü gelmemeye... ...çalışması duygusallıktan. Hem çok komik... ...niye böyle bir giriyorsun bir yandan da aşırı duygusal. ve Bunların yorum duygulandım. <laughs> Oy. Cehu yengeç mi diye soruyor. Ve balık balık. Ay daha fena balık. Daha mı fena oluyor bilmiyorum. Ee, bunun mesela yorumlarında ama mesela Twitter'da ve işte Instagram'daki yorumlarda şey çok hoşuma gidiyor benim. Ya abi gülüyordum ağladım gülmek için açtım hmm. ağladım. Sen bize ne yaptın? İşte benim babam da şöyleydi böyle bunu görünce mesela ben çok yükseliyorum. Duygudan duygu duyguya ya. sokma. O daha değerli değil mi ya? Çok değerli ve çok yüksek bence çok büyük zeka gerektiren bir şey. Bir şey korkutuyor mu? Şimdi reklam kısa. Evet. Skeç kısa. Evet. Film roman yazmak Uzun, gibi. Yani evet. bir öykü yazanın roman Kesinlikle. yazması gibi. Evet, evet. O biraz korkutuyor mu? Korkutmuyor. Hı -hı. O korkutmuyor çünkü şundan korkutmuyor. Dediğim gibi yaparsak benim böyle izlemek isteyeceğim bir şey olsun derdim diyeyim. Yani sürekli aynı şey, mahallenin Bitirim abisi hani hı hı. herkese o skeçlerde var ya herkese merhaba selam hı hı. veren o bitirim abi gelir bir şey gelir başına sonra mafya onun eline düşer. yani klasik hı hı. bir senaryo değil de içinde bir çok zeka barındıran bir şey olursa ve gerçekçi bir şey olursa korkmam onda güzel yaparız diye düşünüyorum. Ama yine bunu. bitirim abim olacak. Hayır abi, abi bitirim olmasın. Mi abim olacak. Bizim o skeçlerde gördüğümüz aslında. <laughs> yok yok orada dalga geçtiğim için hı hı. onları şey yapıyorum. Artık ama bütün diziler öyle başlıyor ya yaz dizilerek sizi bütün acaba? mahallede merak selam veren şimdi. adam. Şimdi. Ama dediğim gibi böyle ya, duygusal da olsun yani adam izledim daha hakikaten. O skeç vardı var diye bütün mahalleye selam veren adam... evet. evet. çok tatlı bir o da. Bir de şeydi yazlık bölgede <laughs> yaz dizisi herkese selam veriyor. O çok tatlı şey. Çok Oradan manava, git, manava gidiyor değil mi? Oradan manava an, gidiyor, ya, gidiyor evet, falan. Evet, manava gidiyor. <laughs> çok tatlıydı o. Ee, ben merak ettiklerimi soruyorum. Yani siz tanımaya yönelik istiyorum Ne da, var diye küfür, sordunuz küfür, ya o şey hani... Küfür, ...aa bu da varmış. Ha, evet evet bu da varmış da o var. Yani duygudan evet. duyguya geçirme Evet, evet halini... Bana ...daha duygusal. Daha net gösterme filmde. Bir de evet. film böyle hani kreşendoları... ...iniş çıkışlarda şeyde olacak. Evet evet. Bana film hep korkutucu geliyordu o yüzden. Hani bu ya şey doğru, ama gibi roman yazmak gibi. Belki şey oluyor orada... ...belki bu bir dakikada veremediğim duyguları... ...daha rahat verir miyim diye hmm. de düşünüyorum. Öyle bir yer olursa. Peki küfür. Evet yani küfür olmayacak yine filmde de hani küfür... filmde olabilir. Aa. Evet çünkü şundan kaynaklı. Yani o da bir bakmak gerekir tabii de yine küfür üstüne değil tabii ama film artık gerçek dünyayı birebir verme kafasında. Ben yani öyle filmleri çok seviyorum gerçek. Hani bir noktada karakterin küfür etmesi gerekiyorsa da orada da hani hay Allah deyip geçiştirmek gerçekçi olmaz. Bir, belli yerlerde şey olabilir filmde. Çünkü filmi izi, yaparsak yani böyle bir dizi mini dizi de olabilir. İzleyen adam ya böyle izledim hakikaten gerçek gerçek bir şey. Ya hakikaten böyle bir şey var Hı -hı. demesini istiyorum. filmde olabilir. Ama gösteride ve Instagram'da Instagram'da hiç yok zaten. Gösteride de herhalde bir yılda bir, bir tane iki tane bir yer daha. <laughs> YouTube mesela YouTube'un artık şey mi değişti? YouTube daha mı başka türlü bir alana haline ya, YouTube'a ben giremedim. Beni de YouTube'da çok sevmiyor ama. Şimdi Niye öyle kısa peki? Kısa videoları bir short galiba. Benim skeçlere çok uygun değil gibi hissediyorum bazen. Ama kısa şimdi short'lara deniyoruz evet. Ya yani YouTube'da muhabbetler var ya aman video 12 dakika olsun, aman işte şu olsun, aman bu olsun. Çok o bizim tarzımız olmadı. Hı hı. Şimdi ama bu kısa şey bir şey çıkmış short's oradan da para geliyormuş galiba. <laughs> Allah daha çok versin Atalım hocam dediler. ya. dediler, ben atmıyorum yok yok. Oradan da para geliyor. İyi Allah ama bir daha şey değil çok değilse, versin. Mesela gösterilerde ben de öyle zannediyordum. Ee, ...hani bakıyorsunuz ya bin kişi... Hı hı. ...aa abi bin kişi 300 liradan... ...oha filan... o ...öyle bir dünya tabii ki yok yani... ...insanlar dışarıdan bakınca muhteşem hı hı. görüyor da... ...her şeyin ne kadar... ...fiyatın arttığı oteller... ...salon hı hı. sahne hı hı. fiyatları... ...yemekler, gitmeler, gelmeler bir şeyler... Gün sonunda bakıldığı zaman hiç öyle bir para yok yani gösterdiğimiz. Yok canım dünyasında. oğlum bir de bir ekip, ne olursa olsun bir ekip var. E i̇nsanlar var Ne evet, olursa olsun evet. tabii ki birlikte çalışılan yol arkadaşları evet. var. E bunlar da düşünüldüğü zaman hiç öyle büyük paralar falan yok. yok Ben Ben öyle diyorum, dünyaya... Urfa'dan biz eksi binle dönmüşüz. Nasıl başardık? Nasıl? Bir dakika ya. Bir dakika, burası çok acayip. Nasıl eksiyle döndünüz? Eksi Ya ben bir şey oldu geçen sene bakıyorum Excel yapmışlar tamam bir çıkarın dedim bakayım nereden ne kazanmışız. İşte Bilecik'ten bin lira kazanmışız. <laughs> <laughs> Seyirci. Ben böyle şimdi. Bir, bir lira. Hı -hı. Bu eksi ne dedim? Urfa abi. <laughs> Urfa'dan dedim nasıl eksimde işte artık. az çok dolmamıştı o orada sahne. Hı -hı. Bir şey vardı herhalde. Başka bir etkinlikler de vardı. Bir de herhalde çok yedik içtik biraz. Sev, biz de seviyoruz böyle bir yere gittik. Oranın nesi meşhur falan. Otelde masrafta öyle. E, yani. Yiyor musunuz bayağı böyle bir? Ya aslında... Yiyoruz. <laughs> Bunun bahanesi yok. Ama şey, tabii hiç hareket etmiyoruz. Hep uçağa bin, otele hı hı geç, otelden hı. mekana geç. Ama gece de güzel geçince insan kendini ödüllendirmek istiyor. Buranın nesi meşhur? Çıkınca bir şey gidiyoruz filan. O kadar da olur artık ya. Ya oluyor ya. Olmaması lazım. Fazlası zarar da. Ercan yapıyoruz. alalım mı fidanımızı tatlış benim Biz şimdi bu yıl e, zeytin ağacı konseptiyle başladık sezona. Ha, evet. E, ve Zeytinler. şey, zeytin fidanı şimdi şey var. Bahçeli yüzme havuzlu ev alınacak kadar para oldu mu? Yok e, ama bir yatırımsal ha. bir iki hareket oldu. Ha. Ama öyle henüz bahçeydi havuzdu Yani belki olmadı. hani bir bahçe yoksa bir balkonda. Güzel bir yere taşındım ama bunu oraya hani şey saksı yapabilirim. Saksıya da olabilir önce bir saksıda büyütüp sonra bir toprağa Olur. olabilir. Olur. Ev yeni de eve taşınmıştık. Ev hediyesi gibi de oldu çok. Aa, öyle mi? Güzel o zaman oldu. biz ev hediyesi çok ev kendisin mi hocam? Yok yok kira. Kira mı? Kira. Ha. Ama hoşuma gitti yani güzel yani. bir yer. <laughs> o zaman güle 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 güle, güle, güle oturun orada bir de, diyorum. Bir kilo da zeytin de olsa kaliteli zeytinler al. Bak. Eksi bin tabii ne yapsın adam hata, evine alışveriş yapamıyor. Bunu önüme koyayım mı hocam? Tekrar geri döndü. Siyah logolu marketten eksi bin olunca. Ya bazen olur ya gittiniz otelde falan bir şey getirirler. Belki dedim öyle bir konsept de olabilir şeye, konuklara diye. Hani... biz şey miyiz ya yanına bir <laughs> kirazım, biz Balıkesir Belediye Başkanı'na mı benziyorum ben ya şehrimden uğurlarken <laughs> zeytiniyle e, fidanıyla evet, ile sana böyle. Ama muhteşem bir şey değil ya. Sende bir belediye başkanı havası mı var? Şimdi buraya da şimdi şuradaki kata ağaç var ya arkadaki. Evet. Orada sezon başından beri gelen çok değerli konuklarımızın dilekleri var. Ee, dilek rica ediyorum ama kişisel bir dilek rica ediyorum. Kişisel. Evet. Maddiyat yok, yatar. parasal bir durum yok. Aa bayağı dibine var mı? kadar. Tabii ki hepsi e, olabilir. Ben tabii. ilk gördüğüm orada kendimi bilmek istiyorum. Onlar da var, şey var mesela. Ee, ben orada Londra'da ev falan diledim oraya. Baya maddiyatlı. Tabii tabii bayağı damardan. Z... Urla, Urla'da ev istemiş. Neyse. Orta buradan orayı. Nasıl Bilmiyorum şey, bu ya? güzel. Şey. Güzel. Ben Dilek şu an yazıyorum Dile'yi. Dileği çekiyor mu bu kamera peki? Okuyacağız kamerayı. Okuyoruz. Oraya atarken çekiyoruz. ben hiç böyle şey derim de Dile'yim Kişisel. Tamam tamam söylüyorum. Mesela gö gösteriler çok izlensin. Kendime ait bir evim olsun. Evet. Arabam şöyle olsun. Filmim, filmim şahane olsun. Güzel bir proje olabilir Ondan evet. Ondan sonra başka Filmi ne, ne var, var. siz daha iyi bilirsiniz bu Yok. Benim sevgilim olsun. Hayken. Ken. Mesela. Gibi. bir Daha ne diyeyim? Bin tane örnek verdim. Kişisel. Hesabımda hı hı. 10 milyon dolarım olsun. Kişisel bu değil mi bu? Ya ben bu kamusal ya. bir şey değil bence. Yok yok. Ülkemizle ilgili mi? Tamam, o, zaman o da şöyle çok yapayım, yalancı gibi olmayayım ama. Ülkeyle ilgili. Hesabımda 10 milyon dolarım olsun. Bütün hesabım. Falan, beni takip edenlerle paylaşayım. <laughs> İstediğim? Marketten alışveriş yapalım. <laughs> Üç harflilere bir daha girmeyeyim. filan. <laughs> İstediğim her işi gerçekleştireyim. Hı. bu çok önemli bir şey. Evet. Aklına bir şey koyup bunu yapabilmek. Bundan iyi bir dilek olamaz. Gün battı yalnız. Parayla bunu satın alamazsınız. İstediğim her şey gerçek. Leştireyim. Hoşça kalın Aslı Hanım da değilim. öyle olsun o da fışır. Evet. Sıra bakmayın i̇sim, uzattıysam. İsim var mı isim yok. İsim yok. Üstte yazayım şuraya Gökhan. Evet, i̇sim de yazıldığına göre artık belge elimizde kapatabilirsin Ceyhun. Çok teşekkürler Ceyhun. Selam. <laughs>